Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda sanki tekrardan sıfırdan dünya turuna çıkıyor gibi heyecanlıyım. Bundan tam 4 yıl 8 ay önce annemle babam bu balkondaydı. Hatırlayanlarınız vardır. Ben şu yoldan aşağı giderken onlara el sallayarak dünya turuma başlamıştım ve aradan 4,5 yıl geçti. 4 yıl 8 ay geçti. Hatta 4 yıl 8 ay küsür geçti. Ayağımız kırıldı. Talihsiz bir olay yaşadık. %100 atlatamasam bile %80, %90 atlattım şu an. Ayağımda ufak tefek arızalar kaldı. Artık rutin, normal hayatıma tamamen dönebilirim. Şu an ayağımı ne kadar çok kullanırsam artık ayağım o kadar eski formuna kavuşacak. Ayağımın kırılı şu an 4 ayı geçti. Maalesef süreç bu kadar uzun sürdü ama şanslıyız. Böyle bir topuk kırından sonra sürecin hala bu kadar hızlı iyileşmesi avantajımıza. Çünkü topuğunu kırıp eklemlerinde bozulma olan insanların çoğu 8-9 ayda, bir senede, belki daha fazla senelerde basmakta güçlük çekebiliyormuş. Kimisi daha erken de atlatabiliyormuş. Biz erken atlatan kısımda kaldık Allah'a şükür. Ve bugün sanki tekrardan dünya turuna çıkıyormuş gibi heyecanlıyım. Çünkü aylar sonra ilk defa yurt dışına çıkacağız. Yarın sabah uçuşumuz var. Ama ben videoyu burada, bu evden çekerken, çıkarken, bu sabahtan aşağı inerken belki yine biz orada durakta köpekler kovalayacak. Çantamı hazırladım. Şimdi Kadıköy'e gidiyorum. Ben İmraniye'den Kadıköy'e gidiyorum. Orada da gezgin arkadaşlarla buluşacağız. Kısa onlarla sohbet edeceğiz. Sonra yola devam edeceğiz. Artık böyle merdivenleri falan ince, neredeyse iyice sorunsuz inebiliyorum. Çok büyük bir sıkıntım yok. Koltuk değneğini aldım. Çünkü böyle meyilli yollarda biraz zorlanıyoruz. O yüzden buna çok değil, az ağırlık veriyorum böyle yerlerde. Ama düz yolda hiç buna gerek yok. Vay vay. Kendinden çıkma değil, bu ağaç olarak diktiler bunu. Kim, belediye mi dikti? Hayır ya, mali dükkan. Yaz, iyi akşamlar abla. Kanka. Oh adamsın. Onu Yaz mıydı senin oğlan? Aynen. Bu da benim mahalle arkadaşım. Selim. Selim sen 94'lü müydün? 1. 91'li miydin ha, sen büyük müsün, iyi. Senin bak, çocuk kaç yaşındaydı, büyüğü? Büyüğü 7 yaşında, küçüğü 5 yaşına girecek. Biz? Bizimki? Biz daha evleneceğiz. Benim çocuk askere giderken herhalde. Hacı bunlar ne kadar güzelmiş ya. Yolun karşısında da yabani böklen var ya. Onlar yabani. Daha güzel. Ha valla. Varoş mu alem. Ne tapu versinler ne yıksınlar Selo. Aynen böyle kalsın dostlar. Aynen. Abi mahallede o kadar çok her yer meyve ağacı dolu ki, bak cidden İstanbul'un göbeği Ümraniye burası. Şu an yolların artık kenarında meyve ağaçları dökülmüş. Burada bir tane yabani kayısı vardı ama hangisi de hatırlayamadım. Burada hep bu öğretmen oldu. Ben işe giderken memuriyette şey yapmazdım, evde kahvaltı yapmazdım. Gelirdim buradan, öğretmen yerdim sabah. Bizim mahallenin de tapusu yok işte. Hayıklara yıkacaklar, bir yıkmadılar. İnşallah yıkmazlar. İnşallah kentsel dönüşüm de gelmez. Gece kondu mahallesinde oturalım biz böyle. Bizim mahallenin ikinci kötü yanı da bir tek Üsküdar'a ve bir tane de Ümraniye arabamız var. Onlar da bazen yarım saat, bazen 40 dakikada bir yere ulaşmak sıkıntı. Onun haricinde mükemmel bir mahallede oturuyorum. İstanbul'un içinde. Ay, görmesini bilene, yaşamasını bilene İstanbul gerçekten dünyanın en kral şehri. Evet, kalabalığı var, trafiği var, pahalılığı var ama 100 küsür gündür her fırsat buldukça ayağım böyle olduğu halde kalktım gün batı izlemeye geldim. Mükemmel gün batıyor bu ülkede, mükemmel gün batıyor bu şehirde. Herhalde Myanmar'dan sonra gün batımının en güzel olduğu yer burası. Abi şu güzelliğe baksanıza. Evet, yaşanır mı? Yaşanmaz. Bu şehirde yaşayamam. Ama gezmek için muhteşem bir ülke. İstanbul gezmek için muhteşem bir şehir. Burada da hep bir şeyler oluyor ya. Kim var? PKP'li arkadaşlar. Yine bir şeyler anlatıyorlar. Karşı. Asayi de mi geldi? Söyle, asayi tut. Asayi var. Potaya mı? Ne? Burası mı? Gün batımı burası ya. Ya. Tayland'da eğlence patlar ya. Tayland'da yok şu.
Hocam nasılsın? Hoş geldin. Nasıl olsun? Kalktık artık. Çökelim ya, ben de çökeyim, hadi gelelim. Hocam da var da. Gel hocam. Hocam nasılsın ya? En son? En son Bali'de. Aynen. Bir daha görüşemedik. Aynen. Bak bu hocayla yine görüştük, seninle hiç görüşemedik. Değil mi? Direkt bizim sen, evde. Sen bunu ne yapıyordun? Klarnet mi yapıyordun? Klarnet. Aa yapalım hadi gel. Ben tutayım ben. Kanka geç karşıya. Ben arada ayağımın kırık dönemini motivasyonla atlatmak için şöyle şeyler yapıyordum kanka, şuraya geç. Gün batımı mı alalım? Gün batımı arkada. Tabii batımı, arkada klarneti vapur, koyarsın vapur sen. Vapur da geçiyor. Tamam. Seni bilmeyecek bir klarnet koyuyorum böyle. Böyle müzik çalıyorum. Gezdim her yerde. En güzel. Ya. Motivasyon her şeydir abi. Motivasyon sayesinde 100. gün. Şimdi aynen. İsrail'e gidiyoruz. Günaydın. Normalde dün akşam Kadıköy'de aslında biz gezginler toplandık. Özellikle Arda Pazir de vardı. Ama muhabbet falan o kadar sardı ki açmaya, kamerayı açıp da kayıt almaya vakit kalmadı. Ama son lokma burada kaldı. Beraber şimdi zaten tanıyorsunuzdur. Kanka senin tam kanalın adını söylesene. İlyas Mutlu ismim. Instagram'da da aynı. Aynen İlyas Mutlu. Abi YouTube ve Instagram'a İlyas Mutlu yazdığınızda. Ki aslında gezginleri izliyorsanız bir tanesini, iki tanesini. Sıraya bak maşallah. Zaten diğer hepsini hatırlıyorsunuzdur. İlyas sen kaç senedir yoldasın? 2,5-3 oldu neredeyse. Ben seni Güney Amerika'da Jardel'le hatırladım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Adam gitti Güney Amerika'da gezerken. Süper Mario Jardel vardı ya, Galatasaray'ın o süper golcüsü, onu bulmuştu. Ondan beri de bir Asya'ya gidiyor, bir Güney Amerika'da geziyor. Bir seneye yakın. Bir sene Güney Amerika, Orta Asya var, Asya var. Orta Asya var. Da var. Ben Orta Asya'da nereye gittiğini hatırlamadım. Ha, Kırgız'a gittim. Kırgız, o dörtlüğü komple yaptım. Taci'ye gittin mi sen? Taci'ye de gittim. 3-4 gün kalmışım. Bir hafta falan kaldım. Tamam hatırladım orada. Hatırladım. Şimdi... Şu an Antep'e gidiyorum. Ben İsrail'e gidiyorum. Şu dakika kadar söylememiştim ama zaten başta yazdığım için şimdiyle öğrenmişsinizdir. İnanılmaz heyecanlıyım. Aylar sonra böyle elime kameralı vlog çekiyorum ve aylar sonra şu an yurt dışına bir uçuş gerçekleştiriyorum. Dostum yolun açık olsun. Senin yolun açık olsun. Sen eyvallah. Gidiyorsun şimdi erken. Sağ olasın. Hadi yolculuklar. Hadi bakalım. Maalesef böyle bir sahneye maruz kalıyoruz. Böyle mi ediyoruz? Şu an çıkış harcı ödüyoruz. Bir adet çıkış harcı 150 TL. Abi şimdi buradan normal gümrük memurunu görüp çıkış yapıyoruz. Buradan da e-pasaportla çıkış yapıyoruz. Ben de ilk defa yapacağım. Ben de ilan sağlık söylüyorum. Yaptım 2-3 defa yaptım. Bir de bizim çip okutacağım o kadar. Yani pasaportu okutuyorsun, kapı açılıyor. O çıkış harcını da kontrol ediyorlar, oradan geçip. Peki benim uçak biletim olduğunu da biliyor yani sistem. Tabii. Yapıyor, Türk yapıyor ya. Dostum. Yolun açık olsun. Sen gidiyorsun, ben de kendine gideyim bu tarafa. Allah'a emanet. Sen anlasın. De kendine iyi bak. Yolun açık olsun. İsrail'de başarılar. Sağ ol. Dönüşü başına. İnşallah. Vakit geldi, gidiyoruz. Saat 8:10 geçe uçuyoruz ve 10:10 geçe iniyoruz. Tam 2 saat sürer uçuş. Burada bilgiler de vermek istiyorum. Şimdi Ağustos kuruyla, Türkiye'deki Ağustos kuruyla, dolar hesabıyla söyleyeceğim. Ağustos 2023 kuruyla uçak biletimi, gidişimi 1300 TL'ye aldım. Dönüş 3300 TL'ydi. Ama ben birazdan alırım derken maalesef bayağı aksattım, erteledim. Dün gece aldım dönüş biletini. 4300'e denk geldi. Yalnız ilk defa bir şey yaşadım. Bunu aktarmak istiyorum. İlk defa bir havalimanında bütün güvenlik noktalarını geçtikten sonra... Uçağa bindiğimiz en son kontrol noktası var ya... En son kontrol noktasında ilk defa birilerinin uçağa binmeden önce insanları elle üst araması yaptığına şahit oldum. Çantaları da didik didik aradılar. Ve bunu seçerek yapıyorlar tipe göre. Yani herkese tek tek de yapmıyorlar. Herkese tek tek yapsalar yine neyse. Seçerek yapıyor olmaları ve herkesin böyle elleri her yerine elleyip bütün çantayı da dökmeleri. Ben ilk defa şahit oldum senelerdir uçan birisi olarak. Hüseyin Bolt musun benim bari? Değneksiz çıkıyorum merdivenlere. Merhaba. Hello. Hello. Her zamanki gibi beni Türk sanmıyorlar. 12C yerimiz. Evet. Geldik. 8:10 geçe pistten kalktık. 10:10 geçe pistten indik. Tam 2 saat sürdü. Umarım sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliriz. Biraz heyecanlıyım. Uzun zaman sonra hamladım. Biraz heyecan var. Bir zaman var ama yine de heyecanlıyım.
her şeyi ayarladım ama yine de bilmiyorum, ilginç bir içimde şey var, heyecan. İsrail'e hoş geldiniz. Ben Gurion. 1948'de İsrail'in kurucu liderinin adına İsrail Tel Aviv'deki uluslararası havalimanına vermişler. Biraz önce şey anlatmaya çalıştım, anlatabildim mi bilmiyorum ama İçimde garip bir sıkıntı var, böyle pasaport kontrol noktasında bir sorun yaşayacakmışım gibi. Abi ben biraz önce içimde kötü bir hisler falan dedim. Ben biraz önce nasıl geçtim böyle ya? Çok çok yani şeydi ya, ne demiştim, en çok Singapur, en rahat Singapur'du. Sonra Ermenistan ya da belki Ermenistan 1, Singapur 2 idi. Abi direkt ikisini de eliyorum, en rahat bu ülkeye girdim ben. Hem de nasıl en rahat girdim ben de çok şaşırdım. Neden derseniz, şu an benim pasaportum yeni. Ve pasaportumda sadece Gürcistan, Ermenistan girişi var. Yani bir yaprak dolu. Ona rağmen bana hiçbir şey sormadılar. Birazdan anlatacağım detayları. Şimdi havalimanında kamerayla gezmeyeyim. Bir çıkalım. Abi bu arada İsrail Havalimanı'na giriyorsunuz. Havalimanında hemen şartsız koşulsuz anında size internet veriyorlar. Hemen benim telefon internete bağlandı. Şimdi hemen burada da ATM gördüm. İşte hem Mastercard hem Visa hem American Express'in geçerli olduğu bir ATM var. Şimdi şeker alacağız. Herhalde 600 şeker kaç para yapıyor bilmiyorum da. Bu ne lan? Bunun niye İngilizce olmadı bu? Bir saniye baştan girelim. Böyle bir durumlarda mutlaka kaçırmışızdır bir yerde. İngilizce yazar. Tamam. İbranice'de ilk defa birebir mekanda görmüş olduk. Yaklaşık 5000 TL çekeceğim. O da 600 şeker mi yapıyordu? Yanlış mı hesapladım? Bakacağım yine. Oo, 13 şeker komisyon mu alıyor? 600 TL'si de bakalım verecek mi? Oh, en sevdiğim ses. Giyin mani. Çok güzel. Çok bak, tıkır tıkır gidiyor şu an her şey. Boşuna heyecan yapmışım. Şimdi aylardır yolda olunca hop hemen size paraları göstereyim. Bu 200 şekeri. Bu da 100 şekeri. Daha sonra detaylı tanıtırım. Şu ana kadar gördüğünüz gibi her şey çok basit ilerliyor. Havalimanından hemen girdik. Anında bizi geçirdiler. Anlatacağım. Çok güzel bir geçiş oldu. Ve ilk adımımızı attık. Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılacak arkadaşlar. Ayık olun. Değişik yollarda yine yollarda. Tabii ki gönül isterdi. Bugün şu an buraya bisikletle Afrika turuna geleydim ki benim hedefim ve niyetim oydu ama maalesef ayak bu şekilde olduğu için en az bir yıl arkadaşlar Afrika bisiklet turunu unutmak zorundayız. Ama hayalimiz bu. Bunu bir günde mutlaka yapacağız. Dediler ki çıkışta tren var. Trenle gidebilirsin. Hemen şurada tren istasyonunu gördüm. Uzun zaman oldu. Hamlamışımdır diyordun da yok ya, hiç hamlamamışım. Direkt her şey kendiliğinden tıkır tıkır işliyor. Ulaşım kartı alın dedi arkadaşım. Size de söyleyeyim. Eğer şimdi tek bilet alırsanız, mesela Tel Aviv'de tek bilet alırsanız sallıyorum 20 lira ama bir ulaşım kartı alıp sonra Tel Aviv bileti içine doldurtursanız o zaman 12 liraya geliyor Tel Aviv. Fiyatları sallıyorum. Bilet işini bakalım nasıl yapacağız. Şimdi ne diyor? Bunu anlamadım. Bunu seçtim. Tel Aviv seçtik. 9 dedi. Onayladın mı? Ne diyor? Olmadı, kartın başka metot dene diyor. Hemen diğer kartı deniyoruz. Tamam, başka metot dene. Ver. Bunu da kabul etmedi. Öteki kartı deniyoruz. Kardeşim ne oluyor burada ya? Ha, oldu. Ver bakalım. Ha. Hop, aldık. Evet, demin güvenlikler geldi ben. Kredi otomatını, kart otomatını alırken dedi sen neden çekiyorsun dedi. Dedim işte takipçilerim var, onlar da merak ediyor ülkeye geldiklerinde nasıl bilet alırlar, ne yaparlar, ben onları anlatıyorum. İşte influencer'ım dedim. O dedi ki videolarına bakabilir miyiz dedi. Dedim bakın dedim. Aa tamam dedi, sen hiç bizi çekmemişsin ki dedi. Biz beni çektin sandık dedi. Sonra neredesin dedim, Türkiye'yim falan dedim. O adamlar şey yaptı. Kontrol yoktu da böyle hafiften kontrol gibi bir şey vardı. Tuttular geçirdiler beni. Sempatik davranırlar. Şu ana kadar Türkiye kelimesini duyanlar sempatik davrandı. Bu dördüncü kişiydi. Dur şimdi size immigration'da nasıl geçtim onu anlatayım. Abi şimdi ben bunda bekliyorum sırada, tamam mı? Ondan sonra önümde de çok kişi yok. 7-8 kişi var. Hafif de 2 tane de polis var. Bilet kontrolü yapan, hani pasaport kontrolü yapan.
Ondan sonra şey, sırada akıcı ilerliyor aslında. Sonra siyahi bir tane çocuk geldi. Upuzun boylu böyle. 2.05 var yani, abartmıyorum. Geldi böyle, dedi ki niye geldin dedi. Ama ben bir anda böyle sırada tek bana sorunca böyle panik yaptım. Hani turistim diyemedim. Niye geldin dedi, ne yapacağım burada dedi. Yani aslında niyeti standart soruyor. Her zaman diyorsunuz ki turistim ya da iş vizesiyle geldim. Ulan ben bir panik yaptım. Yani şey yapacağım, böyle ne diyeceğimi bilemedim. Ya gezmeye gelmedin mi dedi. Ha dedim, evet gezmeye geldim dedi. Pasaportuna bakayım dedi. Pasaportunda da sadece Gürcistan, Ermenistan vizesi var. Pasaport bomboş. Hani niye ilk defa buraya geldin? Yani daha hiç bir şey yapmamışsın, hiçbir şey yok. Tamam dedi, hoş geldin dedi. Bunlar pasaporta damga basmıyor. Bir tane boş kağıt veriyor. Boş dedim de hani İsrail'le ilgili yazılar yazıyor, anlamadım tam. Ondan sonra o kartı alıyorsun. Ben direkt şeyden geçtim. Immigration'ın kendi girip çıktığı bir yer vardı. Yani yolcu çıkışından değil. Kendim oradan yolun kenarından geçtim. Hiç sorgu yok, sual yok. Ondan sonra kartı çıkarken şeye veriyorsunuz. Orada bir tane amca oturuyordu. Yemin ederim amca var, 60 yaşında kasketiyle oturuyor. Ooo, welcome to İsrail yaptı. Pasaporta bile bakmadı. Kağıdı aldı, direkt barkodlu bir kağıtla okuttu. Bunda da barkod var. Kart makineden çıktıktan sonra şeye girerken, tramvaya girerken orada bir tane makine var. Okutuyorsunuz barkodu, içeri giriyorsunuz. Şu ana kadar her şey basit diyor. 9 şeker verdik. 7 ile çarpsan 60 lira falan yapıyor. Bakın size yine bir taktik söylüyorum. Bizim havalimanında internetimiz vardı ama havalimanından çıkınca internetimiz yoktu değil mi? Ben ne yaptım? Havalimanındayken otelimin ismini yazdım. Benim otelimin ismi Marina Ben Gurion Hostel diye geçiyor. Ondan sonra dedim ki Ben Gurion Havalimanı'ndan ben buraya nasıl giderim dedim. O da bana dedi ki 736 numaralı trene bin. Ondan sonra git Tel Aviv Haggana adlı durakta in. Zaten bir durak sonra ineceksin dedi. Aynen 736 bindim. 15 dakikada geldi, bir durak sonra indim. Sonra bana diyor ki burada Haggana Railway Station'dan, yani buradan 4. perondan, 4. terminal diyor. Bakın 4. terminal de şurada. 4. terminale git. Oradan Hayarkon Ben Gurion durağına git diyor. O da 15 durak sonraymış ve 21 dakika sürüyormuş. Oradan da 2 dakika yürü, 230 metre diyor. Sen bana girdiğin adrese, yani hosteline geleceksin. Ben böyle sahile sıfır bir tane hostel tuttum. İlk gece hostelde, ziyarından itibaren ne olacak bilmiyorum. Onu da havalimanındayken aldım hosteli, bir gecelik. Devamını bilmiyorum, bakalım. Yarın nerede kalacağız? Tel Aviv'i gördük. Tel Aviv'deyiz. Ama ben yanlış indim. Ama şöyle bir şey var. İnsan nasıl kaybolur? Bildiği bir yerde kaybolur. Ben burayı hiç bilmediğim için o yüzden kayboldum saymıyorum. 3.8 kilometre ilerlemiş. Bakalım nasıl gideceğiz. Burada da trafik yoğunluğu var. Eğer yanlış hatırlamıyorsam sarı gördüğünüz plakalar İsrail araçları, beyaz görürseniz de plakası, onlar da Filistin araçları. Abi her durakta piyano var. Her durakta da birisi bir şey çalıyor burada. Evet, yine bir şey öğrendik. Ben bileti alırken Tel Aviv diye aldım ya. Şu an Tel Aviv durağındayız. Ona göre para benden almış. Yani gittiğin kadar ödüyorsun. Burada nereye gidecekseniz oraya söyleyeceksiniz. Eğer yanlış bildirim yaparsanız ceza varmış. Ya da trene kaçak binerseniz yine büyük bir cezası varmış. Hatta kaçak binmenin. O yüzden kaçak binmemek lazım. Ulan sinik var adamlar. I don't understand. Ha? I don't understand. Oh. Yes, sir. What's his name? How to say? תעשה לך סום סום מלח וזאטר. This bagel, this pretzel. What you want? Bagel again? Which one bagel? Huh? This is a bagel, this is a pretzel. Pretzel, okay. This is the soft. Bagel again? I will buy this one. This yeah. Hot, good. Sesame? תודה לך. Salt or zaatar? What you love? Together. Give me two. Zaatar and sesame? One or one. This small, this no big. And friend, tomorrow, it's okay. This zaatar, salt, sesame. Zaatar, this no spice. This zaatar. Okay. You want zaatar? You love? Okay, maybe. I don't know. It's okay. First time I try. Bagel, miyot, bagel. Bagel, rabotai, bagel. What? Oh, this no good. Really? I have another. Give me. Yes.
Abi bizim böyle zeytinli aşma, metinli aşmaya benziyor. Tanesi 5 şeker, 7, 14, 20, 28, 30 lira yani. 7 küsür ya. Bir tanesi 30 TL. Where are you from? Turkey? You know? Again? Yes, I'm from Turkey. Turkey? Yeah, you? And in Israel. Ah, this is 20 şeker. This 20, yes. Aa, güzelmiş paraları ha, sevdim. Nice to meet you. Have a nice day. Thank you, bro. See you. Welcome to Israel. Thank you. Your name? Dvir. Dvir. D-V-I-R. Dvir. 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 Memo. Nice to meet Memo? You. Memo? Yes. Nice to meet you. See you. Beygele kan, beygele. Uf, yanıyor ama. Bir de bu ayakla 3 kilometre yürüyeceğim ama olsun. İlk önce abi ben sabahtan beri ağzıma su bile atmadım. Şu Dival'ın verdiği şu susamlıyı merak ettim, bir yiyeceğim. Vallahi güzel. Çok para verdim diye değil. Gerçi çok para değil ki, 30 lira. Türkiye'de besin meyve yüzü 25 lira olmuş. Çengelköy sahili her sabah gidiyordum içmeye. İçmedim de meyve suyla. Simit 25 lira. Güzel ama biraz tuzsuz. Bilgili bilgili diye bağırıyor. Ülkeye girer bir saat oldu ama bir sağlam bir gözlem yapabilirim hemen. Nerede klimasız bir yerde çalışan bir işçi varsa göçmen. Ve şu ana kadar gördüklerim, tahmini söylüyorum, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Afrika'dan da yani siyahi insanlar da var. Ama ben Afrika'yı gezmediğim için hangi siyahi insan, hangi ülkenin vatandaşı ben onları seçemiyorum. Ama ayak işlerinde şu an gördüğüm kadarıyla full time göçmen işçiler çalışıyor. Neydi? Biraz önce biz ne yaptık? Havalimanında internetimiz vardı. Google haritalardan neyi seçtik? İnternetimiz varken gideceğimiz yerin adresini seçtik ve başlat dedik. İnternet gitse bile o Google haritalar ondan sonra çalışmaya devam ediyor ama ne oldu? Yanlış yere gittik. İnternet de yok. Şimdi tekrar gideceğimiz, yeni geldiğimiz yanlış yerden yönümüzü nasıl tahmin edeceğiz? İşte böyle MESMI diye uygulama var, size her zaman söylüyorum. MESMI'yi indiriyorsunuz ama indirmek yetmez. MESMI indirdikten sonra da gideceğiniz ülkenin haritasını internetiniz varken download ediyorsunuz. Ben bir de üstüne ne yapıyorum biliyor musunuz internetim varken? Gideceğim yere internetim varken kırmızı işaret koyuyorum, tamam mı? Bakın şu kırmızı işareti koyuyorum. Sonra internetim, şu an hiç internetim yok, uçak modunda zaten bakın. Direkt kırmızıya tıkladım, git dedim, beni götürüyor. 3,5 kilometre mi neydi? Şimdi kaldı 2,5 kilometre. Ayağım biraz sekiyor gibi ama yani aslında ayağım iyi. Sekmesini yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey var. Ben ayağımı zaten hareket ettirdikçe, ben ayağımı kullandıkça ayağım iyileşecek. O yüzden yürümek sıkıntı değil, iyi geliyor. Sanırım 3,5 kilometre yürüme fikri iyi bir fikir değildi. Yanıyorum. Sıcaktan ama yani. Ayağımla alakası yok. Bu arada ben biraz daha böyle hani İsrail deyince aklıma daha böyle modern eserlere, modern arabalara, daha böyle yüksek kaliteli teknolojik sokaklar, otobüsler falan tasarladım kafamda ama öyle bir şey yok. Yani şey biraz değil ama yani benzetmem nasıl doğru olabilir? Tam doğru değil ama hani Sovyetlerdeki ülkeler biraz böyle eski püskü. Ama ona rağmen oraya bir düzen kurmuşlar ya. Hani bir temiz sokaklar, yayaya saygı var. Yol kenarlarında işte bir iltizam var. Ağaçlarda bir düzen var. Burada bir düzen var. Bir sistem var belli. Ama hani teknolojik olarak böyle otobüsler, arabalar, sağlar, sollar, kaldırımlar, yollar o kadar gelişmiş değil. Yani tahmin ettiğim kadar gelişmiş değil. Tabii ki ne de kurtarır derecede gelişmiş. Şimdi Akdeniz'in ilk defa bu kadar altına iniyoruz. Sizi sahile götüreceğim. Evet, size daha sonra bu sahili gezeceğim. Biz yüzeceğiz. Muhtemelen yarın yüzeceğim. Muhtemelen yarın yüzeceğim ve Akdeniz'in en uzun aslında sahillerinden birisi de İsrail'de. Bakın ta şuraya kadar gidiyor. Hatta bu neydi? Hungam mıydı en tepede? Suriye sınırına kadar giden bu yolda her yerde plaj dolu. Yanlış yönümü tayin etmiyorsam şurası Kıbrıs. Şurada Antalya vardır. Şurada da böyle Suriye boyunca çıkan yol olsa Mersin'de tam şu istikamette olsa gerek. Su bayağı böyle temiz, berrak, güzel gözüküyor. Biz buralarda değil de ilerlerde halk plajı vardı galiba. Ben baktım internetten. Ona gideriz şimdi. Buradan hostelim 600 metre kaldı.
Evet, odamı göstereyim size. Hostel güzel. Fena değil. Ama bu fiyata bu tuvaleti, bu duşu, bir tane tuvalet, bir tane duş varmış. Kaç yatak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Görünce çok iyi değil. 600 TL burası. Asya'da 600 TL versem herhalde sarayda kalırdım. Ama burada en düşük, en düşük büyükse. Bir de gönlüm olsam 525'e mi ne vardı? Bir ya da iki tane. Onların yorumları çok çok kötüydü. Bunun da çok iyi değil ama en azından dedim ki denize sıfır falan. Bir tık da temizlik puanı buranın iyiydi. O yüzden kaldım. Adı ne buranın? Adını söyleyeyim, belki lazım olur birilerinize. Marine Ben Gurion Hostel. Adı o. İşbirliği reklam falan değil. Sadece gösterdim. Şimdi ortak alanları falan gösteririm size. Ondan sonra poğaçamız var yanımıza. Gidelim bir buzlu kahve alalım. Hatta alalım şimdi. Gidelim içelim. Hemen arkadaş da buldum. Bakın size arkadaşlarımı göstereyim. Nerede benim arkadaşlarım? Getir. Getir. Adamsın. Pişt gitti. Orada. Bir daha. Gimi. Bu 5 şekerli. Yani 37-38 lira. Bu 14 şeker. Ama biraz bu şey, bakkal gibi bir yer. Belki marketlerde emin değilim ama birkaç şeker daha ucuza buluruz. 14 şekerde ne yapıyor? 100 küsür lira. Su vardı yine o küçük bakkalda. 75 TL. 10 şekerli. Yani şu ikisi şu an neredeyse 150 lira mı ne yapıyor? Yapacak bir şey yok. Burayı da 600 de. Yani bir konaklama, bir kahvaltı bunu saysak 650 lira. O zaman yemek 300 lira falan vardır. Bir önde yemek yesek 650, 850. İki kere otobüse binsek git gel. İki de çay içsek 1000 lira. Günlük İsrail minimum 1000 lira. Şu an minimumu yapıyorum ha. Minimum 1000 lira. Bir gezgin için İsrail'de bir ay kalmak demek. Ekstrası olmadan 30 bin lira yapar. 30 bin lira da büyük para. Günaydın mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ki. Hem çok yürüdük hem de çok çok sıcaktı. Bir de sabah uçuştaydı. Yani sabah uçuştaydı diyorum. Sabah 8'deydi uçağım. Biz 5.30-6 gibi kalktık. O yüzden uykum da vardı zaten. O sıcakta da 3-4 kilometre yürümüşüm herhalde. Böyle bir pert oldum. Yatıp uyumuşum. İlk defa bir ülkeye girer girmez. O kadar çok ben normalde ülkelere gelince inanılmaz heyecanlı olurum. Hiç 3 gün bile uyumamış olsam patır patır gezerdim. Herhalde yaşlanmışım. Daha bugün sadece havalimanından buraya geldik. 13 bin adım atmışım. Şimdi gideceğiz. Sağa solu bir yerleri gezmeye başlayacağız. Size çantamı göstermek istedim. Bu kadar çantamla geldim. Laptopumu getirmedim. Çadırımı da getirdim. Aha buna sığdım. 5 kilo. Vallahi de 5 kilo. 3 tane donum var. Affedersiniz. Yani iç çamaşırım var. Ondan sonra 3 tane çorabım var. Bir de bu üstümdekiler var. 4. Bir bu pantolonumla bir tişörtüm var. Ondan sonra iki tane daha pantolon, iki tane daha tişört var. Pardon, 3 pantolon, 2 tişört. Bir daha gömleğim var. Bunlar hariç. Yani toplamda 4 pantolon, 3 tişört, 1 gömlek. 4 takım elbise getirmişim. Ben Asya'da bu kadar elbisem yoktu. Bu aralar işte ayağı kırdık, Türkiye'de falan kaldık ya. Biraz diciler müciler aldık o yüzden. 2 günde bir elbise değiştiririz. Şimdi gidelim okyanusun kenarına inelim. Okyanus değil daha doğrusu, Akdeniz'in kenarına inelim. Zaten dediğim gibi hiçbir şey araştırmadım. Bir anda geldim. Size biraz vizeden de bahsedeyim. Biraz sonra vizeyi de anlatayım. Oh. Sonra zaten bu videoda çok bir şey olmayacak. Asıl gezi videoları. Ben bu gece oturacağım, sabaha kadar araştırmalar yapacağım Tel Aviv için. Hiç böyle yapmazdım. Ben her zaman gitmeden bir ülke araştırdım. 3 aydır evde yatan Memo İsrail'e geliyor ve hiçbir şey araştırmadan geliyor. Kusura bakmayın. O yüzden şöyle güzel bir şey olacak. Gelişi güzel olacak. Bütün videolarım, İsrail'deki bütün videolarım gelişi güzel olacak. Ama bize ön tecrübe olacak. Daha sonradan geleceğiz tekrardan İsrail'e. Allah nasip eder, ömür verirse. O zaman gerçekten hem daha öncesinde 10 gün gezmiş hem de araştırmış gelmiş bir Memo olarak size İsrail'i bu zamana kadar görüp duymadığınız şekilde tanıtacağız. Ama emin olun bu gelişimde de yine çok detaylı gezler yapacağız. Hani şehir teknoloji ve gelişmişlik bakımından benim hani ben kendi kendime beklentideydim hani çok iyidir, çok gelişmiştir diye. Ama şehir insanların böyle ne bileyim sosyallikleri, şehrin kurulumu ve okyanus kıyısındaki yani deniz kıyısındaki yaşam alanı da muhteşem. Bütün deniz kıyısını insanlara bırakmışlar abi.
Kusura baksanıza, herkes havuzlarda, bisikletlerde, toplarda, bir şeylerde. Hadi inelim şimdi. Ondan sonra şey yapacağız. Bilmiyorum yürüyebilir miyim? 4 kilometrelerde şu burun var ya. Bakın şu burun, gördüğünüz o en ucudaki o burun. Aslında bırakın İsrail'i, insanlık tarihi için çok eski bir nokta. Oranın videoları zaten meşhurdur, belki bir yerlerde görmüşsündür. Tam ne, Jaffa mı ne diyorlar oraya? Osmanlı'nın da zaten orada eserleri var. Şimdi oraya gidelim hadi. Gün batımını orada izleyelim. Hem de oraya kadar da bakalım sağda solda ne göreceğiz. Şöyle üstten manzara daha iyidir diye üstten göstereyim. Şey yapmışlar, bakın oluk yapmışlar, bisiklet oluğu. Aferin lan size. Her yerde böyle inceler mi bilmiyorum ama iyi yapmışlar. Hem elektrikli su kurutu var ya, hani bu bizdeki. Ne diyorlardı onu, İstanbul'da da var. Martı. Her yerde var, her yerde. Yani emin değilim, sadece ilk göz ağrım. Şehirde şey var ama. Nerede bir... Bisiklet görsem, bisiklette 2-3 tane zincir atmışlar. Yani bağlamışlar. Acaba bu şehirde de böyle hırsızlık falan olayları mı var? Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Evet, yani İsrail'deyiz. Ve sürekli olaylar falan duyuyorsunuz, sürekli olumsuz durumlar var falan diye diyorsunuz ama aslında Orta Doğu'nun en güvenli ülkelerinden birisi. Hatta Kudüs için de Orta Doğu'nun en güvenli şehri diyorlar. Yani neden güvenli noktasına şöyle değineyim, şimdiden bilmiş olun. Tabii ki bakış açısıyla ilgili. Tabii ki olaylar falan filan yaşanıyor ama bunlar hani politik sebepler, siyasi sebepler ya da dini sebepler ya da her ne derseniz deyin. Bu sebeple burada ekstra güvenlik önlemleri olduğu için böyle hırsızlıkmış, adam kaçırmaymış, ondan sonra cinayetmiş, bu tarz yani halkın birbirleri arasında yapacağı suç oranı sıfıra kadar neredeyse inmiş. O bakımdan Orta Doğu'nun en güvenli şehirleri arasında sayılıyor Kudüs. Şu an sanki Singapur'un Santos Adası'nda gibiyim ya. Her yerde iş çıkışında buluşmalar var, eventler var falan. Her grup toplanmış, kimisi toplu bisiklete biniyor, kimisi toplu skutura biniyor, kimisi toplu oyun oynamaya gelmiş. Belli insanlar mesai çıkışı toplanmış. Baksana bütün bisikletler birbirlerine demirli. Martı bile demirli kelepçelemişler. Telif yemeyelim, kapattım. Allah'ım çok şükür. Sağlık gerçekten ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bir şey arkadaşlar. Hani hepimiz biliyoruz ama insan başına gelince anlaşılıyor. Yarılmıyorsam 120 gün mü oldu, ne oldu? Benim bu ayağım kırıldı. Şu an ayağımı basıyorum. Birazcık toparlama var tabii ki. Yani nasıl diyeyim size? Mesela şimdi siz şurada yürürken şuna bassanız, ayağını şöyle burkularak falan uyum sağlıyorsunuz ya. Ya da ne bileyim, böyle yürürken yanlışlıkla ayağına şöyle denk geldi. Bunu hemen ayağınız, hani bileğini sizin absorbe ediyor ama benim düz yolda hiçbir sıkıntım yok ama mesela şöyle denk geldiği zaman biraz böyle korkuyorum, o yüzden hemen bunda böyle destek almaya ihtiyacı hissediyorum. Şey yapamıyorum mesela, şu an mesela basıyorum bakın. Hatta biraz daha korkmasam koşacağım ama hani o kadar da zorlamıyorum. İşte sırf yani şu an burada mesela sopaya gerek yok. Birazcık böyle topallamam oluyor, hem de videolara da koymaya karar verdim bu anlarımı. Bakalım ne kadar hızlı iyileşiyoruz ama işte konu şeye geldiği zaman, bunlar çok fazla değil de biraz böyle pütürlü arazilere geldiği zaman sorun var. Merdivenlere bile bakın. Şu fiziki tedaviden sonra bakın, sopayı değdirmiyorum. Koşa koşa indim. Merdivenlere bile koşa koşa inip çıkabiliyorum. Sadece bir an böyle dengesiz bir zemin oldum mu, ayağım şey yani, bilek hareketlerim kısıtlı olduğu için tam uyum sağlayamıyorum. O yüzden bunu yanıma aldım. Yani aslam atabilirdim aslında ama yine de 110 günde bu kadar ayağa kalkmam bile aslında benim için büyük bir avantaj. Bunu da yakında sağlayacağız inşallah. Atacağız. Birine vereceğim. Bu benim 2017 yılında ayağım. Ben ayağım kırıldıktan sonra istifa etmiştim. 2017'de ayağım kırılmıştı benim. Yine aynı ayağım, sağ ayağım. Ama o zaman tarak kemiği kırılmıştı. 40 günde iyileşmişti. O zaman almıştım ve çatıda saklıyordum. Döndü dolaştı bir gün, yine lazım oldu. Evet, hemen böyle polemiklik gibi bir sahne. Burada Greg Ice Cream diyor.
Yine altında Greg Pizza diyor. En üstteki İbranice. Şehir İngilizce ağırlıklı tabelalara sahiptir diye tahmin ediyordum ama İbranice ağırlıklı tabelalara sahip ve çoğu yerde, çok demeyeyim de azımsanmayacak yerde de İngilizce tabela hiçbir şey yok, yönlendirme. Direkt İbranice. Baksanıza abi, otobüse bineceğim. Hem Arapça yazmışlar hem İbranice yazmışlar, İngilizce yok. Ama bu ülkede özellikle Tel Aviv'de çok fazla sayıda espatlar dediğimiz yabancı çalışan var. Ya da yani mülteci gibi durumda olup da burada olanlar da var. Ya da benim gibi turist olanlar da var. Ama ne yazdığını anlamıyorum ki, nereye gideceğini bileyim. Biraz önce onu ters etmiştim. Bu arada Asya gezerken beni sıkı takip edenler birkaç yerde söylemiştim. Belki hatırlayanlarınız olur ya da bilmeyenleriniz varsa da yorum yapsın. Dünyayı en çok gezen gençler İsrailli gençler. Böyle 20'li, 21'li, 22'li, 18'li, 19'lu yaşlarındaki İsrail gençler. Tam böyle yaşını bilmiyorum da bu civarda. 24 yaşın altındaki gençler. Böyle bir çıkıyorlar abi, 6 ay, 8 ay, 1 yıl boyunca aralıksız non-stop geziyorlar. Neden sizce İsrailli gençler bu şekilde dünyayı geziyor ya da ne oluyor da sonra onlar gezmeye başlıyor? Tahminleriniz varsa alabilirim. Ben de ilk başta diyordum ki niye her yerde İsrailli gezgin var en çok ya diyordum ama sonradan sebebini anladım. Abi anlamadım ben bu otobüs olaylarını. Ta oraya kadar 3,5 kilometre gitmeye de şimdi gözüm kesmedi. Zaten 15-16 bin adım yaptık bugün. Karnım acıktı. Daha sabah yediğimiz o meyve suyu ve poğaçaylayım. Ama sahilde biraz fiyatlar uçuk. Burada şimdi McDonald's gördüm bir tane. Gidelim McDonald's'tan yiyelim. Hem McDonald's benim için bir ülkenin ekonomik ölçütüdür. Genelde orada yazar, işte bizimle çalışmak ister misiniz? Saatlik ücretimiz şu kadar ve en düşük menü fiyatına bakarım. İşte 4 dolardan yukarıysa o artık o ülkeye pahalı demeye başlayabilirsiniz. Şimdi bakalım McDonald's. İsrail'de fiyatlar neymiş? Eğer İsrail'e gelecekseniz tok gelin, benden size söylemesi arkadaşlar. Daha videonun ilk gününden şikayetlenen gibi olayım da beklediğimden çok daha pahalı. Şu an şu gördünüz. En ucuz menüydü. İşte McChicken de vardı, bir de McKebab gibi menü var. Ve tam tamına 39 şeker yapıyor. O da neredeyse 11 dolar yapıyor. O da neredeyse 300 TL yapıyor. Şu an İsrail'de McDonald's'daki en ucuz yemeği, yani genelde menü olarak en ucuz menü McDonald's'da olur ve 11 dolar yiyoruz. 7, 14, 21, 28, 35. Ben Hong Kong'da bile ben 5 dolar yiyordum. Muhteşem ya. Gerçekten güzel batıyor. Abi muhteşem battı. Böyle bir şey olamaz ya. Bakın orada anlaşılmıyor. Buradan göstereyim size. Denizin ortasında resmen şey var. Değişik bir yapı var gibi. Çok iyi ya. Şanslıyız. Güzel oldu. Bu aslında bir Osmanlı şehri de sayılabilir. Belki size yarın oradan da bir video yapabilirim. Onu çekeceğiz. Buranın ekonomisini, İsrail tarafının yemeklerini, Filistin tarafının yemeklerini bulabilirsek, kontaklar kurabilirsek, bu ikisi arasındaki diyaloglar nasıl? Ben birkaç kişiyle tanıştım. Diyor ki biz Kudüs tarafındaki mesela Filistinler olarak biraz daha yine iyi durumdayız ama Batı Şeria'da durumlar çok daha kötü. Girebilirsek Batı Şeria'da bir yerlere gireceğiz. Gazze'ye deneyeceğim. 10 günde bu kadar şeyi nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama yapacak bir sürü şey var. Ne kadarını yetiştiririz emin değiliz. Bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz McDonald's'ta biraz önce gerçekten 11 dolara yemek yedim. Herhalde bu hayatımda yedim en pahalı yemek olabilir. Yani McDonald's menüsü olabilir. Yani 40 şekerle burada bunu yediysem benim tahminim dışarıda ya, yarım ekmek falafeli en ucuz bulabileceğim yerde 20'ye yerim. O da 140 lira falan yapar. Aman aman çok değil ama işte hem konaklamaya para veriyorsunuz, 3 öğün yemeğe para veriyorsunuz. İsrail pahalıya gelecek anlaşıldı. Günlük 1000 TL, 1500 TL bandında oluruz gibi. Çünkü daha otobüslere bineceğiz, trenlere bineceğiz, taksilere bineceğiz, gerekirse müzelere gireceğiz. O yüzden videoya like atıp yorum atarsanız bir yemek ısmarlamış olursunuz ona göre. Emin değilim ama muhtemelen Tel Aviv'in, belki de İsrail'in en zengin muhitlerinden birinde şu an geziyor olabiliriz. Oğlum hepiniz mi ananızın karnından plaj voleybolcusu doğdunuz? Saatlerdir yürüyorum, her yerde plaj voleybolu var. Daha doğrusu plaj
konuşamıyorum ya. Plaj voleybolu değil de buna ne diyorlar? Şu vücutlarıyla tutuyorlar ya. Abi adamlar çok güzel oynuyor ya. Şimdi bakın bir denk gelsin. Ha, her yerde sosyal aktivite var ya. Yürü yürü bitmiyor plaj. Bilmiyorum ne kadar daha yürüyeceğiz ama biraz daha yürüyelim. Bu arada bir yerlerde gösteriler var galiba. Bir insanlar bir ara böyle bir dolaşım oluştu şuralara, yukarılara falan. Polisler gitti bayağı. Olayların ne olduğunu tabii ki bilmiyorum. Arkadaşlar bence size bir şey söyleyeyim mi? Şu an resmen ülkeye ben geliyorum diye şu an burada çok büyük bir düzenek kurmuşlar. Oyun oynuyorlar. Herkes böyle yok biz mutluyuz, biz her akşam sahilde böyle spor yapıyoruz, eğleniyoruz, derdimiz tasamız yok havasına girmişler. Sırf ben gelip video çekeceğim ya kesin öyle. Yoksa bu kadar herkes sosyal, aktif, her yerde bir eğlence, her yerde bu kadar dolu insan. Herkes diri, fit, taş gibi olamaz yani. Hepsi kesinlikle ben video çekeceğimi gördüler. Böyle binlerce, on binlerce insan şu an burada kurdu düzenliyor. Yoksa başka açıklaması yok ya. Yoruldum. Tamam. Bak abi şeyler nasıl belli oluyor ya. Rus var çok fazla. Ve Ukraynalı var. Savaştan kaçan Ukraynalılar savaştan kaçıyor. Ruslar da özellikle Rus erkekler de şey zorunlu askerlik geldikten sonra savaş başında değil özellikle zorunlu askerlik geldikten sonra yani ne deniyordu ona? Zorla herkes asker alıyor ya Putin bir açıklama yapmış. Ondan sonra herkes kaçmaya başladı Rusya'dan ve Ukrayna'da savaş başladığından beri. O yüzden bizim ülkemizde de Rus ve Ukraynalı akını dolu. Şu an buraya geldiğim andan itibaren de çok sayıda onlardan gördüm. Zaten ben İsraillerin yüzlerini, yüzdaşlarını biliyorum. Baktığınız zaman bize benziyorlar. Yani bize benziyorlar derken abi işte bu konuda nasıl hasarsız anlatırsınız ki? Ya abi işte abi binlerce yıldır aynı bölgede yaşayan işte insanlar, tipler falan ister istemez. Bunlar biraz Araplara, Araplar onlara. Onlar biraz Lurlara, Lurlar biraz Kürtlere, Kürtler biraz Farslara, Farslar biraz bize derken falan. Böyle bölgede insanların mizaçları, tipleri böyle. Burada gördüğünüz bir adama lan Ali abi sen değil misin diye her an atlayabilirsiniz yani. Kent kart almam lazım. Onu aldıktan sonra istediğim otobüse bineceğim. Şu an bende kart olmadığı için binemiyorum. Bu arada ben şu an geziyorum ya Tel Aviv'i. Yani şu an tamamen arkadaşlar şey gibi düşünün. Size bazen bunları yapıyordum, bazen yapmıyordum. Biz bir ülkeye gidiyoruz ya, bu kayıt tuşuna basmasak da böyle yapıyoruz. Bir turluyoruz, bir yürüyoruz. Marketlere giriyoruz, fiyatlara soruyoruz. Bakkallara gidiyoruz, fiyat soruyoruz. Nerede ucuz yemek yenir? McDonald's kaç para? En çok insan ne tarafa doğru yürüyorsa gidip biz de o tarafa yürüyoruz. Böyle şeyler yapıyoruz zaten. Bugün tek farkı evden çıktığım noktadan bu durumları kavrayana kadar noktaları size kayda aldım. Yani aslında bu bir İsrail vlog gibi sayılmaz. İsrail vlogları aslında İsrail vlogları. Bundan sonra gelecek elbette. Yarasın koçuma. Bulabildiğim en ucuz su 65 TL'ye geliyor şu an. Yapacak bir şey yok. Dünyanın en pahalı şehirlerinden birine geldik. Zaten bunu baştan biliyorduk. Neyse videoyu kapatacağım. Şu an İsrail'le ilgili hiçbir bilgim yok. O yüzden eksik yanlış falan bir şeyler de konuşuyorsam bilenler yorumlarda düzelsin. En son İsrail vizesinden bahsetmek istiyorum. İsrail vizesinden daha zor olan şey İsrail vize randevusu almak. Ben bir ay, bir buçuk ay gece gündüz İsrail vizesinin randevusunu almaya çalıştım. İsrail konsolosluğunun sitesine giriyorsunuz. Orada size form veriyor. Formu doldurduktan sonra randevu tarihe bakıyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki randevular full diyor. Bari abi şu formu doldurmayın bize. Yani olur da belki bir yetkili dinler bir şey yapar. Yarım saat form doldururum. Ondan sonra enter'e basıyorum. Vize randevusu yoktur diyorsunuz. Hem eski hem yeni pasaportumu verdim. Ondan sonra İsrail'de 21 günlük vize istedim ben aslında. Bana İsrail 10 gün verdi. Ben 21 günlük konaklama satın aldım. Gidiş geliş uçak biletim vardı. 21 günlük bir periyotta. Dedim ki 3 gün burada kalacağım. Hostelim bu. 2 gün burada kalacağım. Hostelim bu. 5 gün burada kalacağım. Hostelim bu. Ondan sonra gelirimi nasıl elde ediyorum dedim. Bakın AdSense'den gelir elde ediyorum. 4 senedir YouTuber'lık yapıyorum. Her ay bu kadar para yatıyor. Şu an 2 tane bankam var. Bu bankamda bu kadar var. Bu şu bankamda şu kadar para var. Ondan sonra bu kadar ülke gezdim falan gibi böyle evrakları kaşelerimi gösterdim. En sonunda bir tane niyet mektubu yazdım. Dedim ki ben 5 yıldır dünyayı geziyorum. Şu kadar ülke gördüm. Bu kadar şehir gördüm. İsrail'e gelip oranın da güzelliklerini görmek, yemeklerini yemek, gün batımında oturmak, yüzmek, Kudüs'e gitmek gibi, Lut Gölü'ne gitmek gibi hayallerim var diyorum. Bunları gerçekleştirmek için bana 20 gün, 1 günlük vize lazım diyorum. Dilekçede yazdım, bir tane fotoğrafla birlikte bir dosya yaptım ve randevu tarihimde İsrail konsolosluğuna gittim. Girişten bir beyefendi aldı şeyi yani giriyorsunuz.
formumu aldı, yani dosyamı aldı, ben kimseyi görmedim bile. Dedi ki bir hafta sonra gel. Bir hafta sonra gittim, pasaportumu aldım, bir baktım ki 3 ay içerisinde 10 gün kalmalı vize hakkınız var. İtiraz edemiyorsunuz ki ya ben 21 günlük plan yaptım, 20 gün 1 günlük satın almalar yaptım falan. İtiraz da edemiyorsunuz. Zaten vizeniz çıkmış oluyor. Kimse bana hiç soru da sormadı. Kimseyi hiç görmedim de rahat bir vize aldım. Ama 10 gün gibi kısa bir sürede aldım. Zor olan dediğim gibi vize randevusu almaktı. Yarın Tel Aviv'e geleceğiz. Ondan sonra mübarek topraklara, ilk kıblemiz olan Kudüs'e doğru yolculuğa başlayacağız. Hayırlısı olsun. İsrail videolarımı rica ediyorum. Daha çok kişi izlesin istiyorum. Daha çok para kazansın diye değil. Gerçekten daha çok kişi buraları görsün. Sokaklarını görsün. Ben hiç anlatmıyor dahi olsam. Elimde kamera sokakları gezerken bir sağa solu görün isterim. O yüzden beğenirseniz, yorum yaparsanız, eşli dosya gönderirseniz çok makbule geçer. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.